Semtimizin tanınan simalarından, emniyet teşkilatımızın gururu Hüsnü Çoban başkomiserimizi... yine semtimiz sakinlerinden Esra Hanım'la çay içerken görüntüle diye. Samimi sohbetleri de dikkat çeken ikili. Acaba yeni bir arkadaşlık mı başlıyor dedi. Vay arkadaş, Hüsnü abime bak ya, magazin olmuş. Ama semt magazini ne ya? Yani o iş oralara kadar düştü mü? Millet can sıkıntısına ne yapacağını şaşırmış. Şş, bana bak, bunu Hüsnü abi görmedi değil mi? Vallahi yeni düşmüş. Al, abim de yeni düştü. Gururumuzsun be Hüsnü Çoban başkomiserim. Ne oluyor oğlum? Ne gururu, ne düşmesi? Abi kızma, gel otur şöyle, gel. Ne gülüyorsunuz lan? Ha? Ay hakikaten ama ayıp ya, ayıp. Sen de gülme. Pardon abi. Abi gerilme, biraz otur gel. Ne oldu sana, bir gergin geldin sen. Esra Hanım, Hüsnü Bey. Önce inkar ettiler. Bu ne be? Abi bence yakışmışsınız. Öyle değil mi ya? Tabii. Yani tabii, tabii. Bence de hoş kadın, evet. Ya saçmalamayın be. Yeter be. Bıktım ben hepinizden, bıktım. Yok mu işiniz gücünüz ya? Dağılın, dağılın. Devriyenize mi gidiyorsunuz? Ne alt edeceksiniz hadi? Abi kızma ya, tamam. Bak yanlış anladın sen bizi. Bak şimdi böyle... Kusura bakma, tamam mı? Ben asayım, ben asayım. Şişt, bana bakın. Rıza baba, gördün mü bunu? Görmedi başkomiserim. Görmeyecek de. Vallahi senden bilirim. Anlaşıldı başkomiserim. Hı. Kimin telefonu çalıyor? Senin telefonu çalıyor abi. Ha, benimkiymiş. Ne var Zeliş? Bravo baba. Alkışlar sana gelsin. Bu yaştan sonra magazinlere de düştün, tam oldu yani. Gideceğim, yatacağım bir tımarhaneye, kafamı dinleyeceğim ha, vallahi. Yeter yani, yeter. Yeter! 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 İnsanım ben! İnsanım ben! Bak kapat değil mi? Tabii biliyor kabahatini. Verdiğin ismi araştırdım. Hı. Bu Esra dediğin kız öyle sosyetik falan değil. Babasının birkaç dükkanı var. Sadece Beykoz'da tanınıyor, o kadar. Arada bir haberi çıkıyor, o da sadece yerel medyada. Bu kadar mı öğrenebildin Aylin? Ay zaten bildiğimiz şeyler. Başka bir şey yok mu ya? Ha bir de bugün bir dükkan açılışı varmış. Hmm. Fırın mı ne? Esra da orada olacakmış. Güzel, ben çıktım. Plan nedir, ben anlamadım. Senlik bir şey yok. Ben gideceğim, o şılları rezil edeceğim, geleceğim. Plan bu, hadi bay bay. Hadi Hamza, çıkıyoruz. Babacığım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. Nasılsınız İhsan Bey, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Baba bizimle otursana. Yok, ben burada iyiyim. Peki ne yapalım? Aşkım kusura bakmıyorsun değil mi? Ya kusuru falan boş ver. Sana çok önemli bir haberim var. Ümit amiri şikayetini geri çekti. Dolayısıyla baroda soruşturmayı çekecek. Ya. Yani temize çıktın. Gerçekten mi? Şahane bir haber bu. Yani mesleğime dönüyorum değil mi? Aynen öyle canım. Hadi gözün aydın. Aşkım çok sağ ol ya. Teşekkürü hak ettiğine emin misin Engin Bey? Anlamadım. Önce kızımın kariyerini mahvediyorsun. Sonra kahraman oluyorsun. Tezahürat mı istiyorsun? Bence sen kendi pisliğini temizledin, o kadar. Kusura bakma, babam işte hep böyle. Yok, yok. Baban haklı. Seni bizzat ben tehlikeye attım. Geçti, gitti artık. Nasıl da telafi edeceğim, inan bilmiyorum. Ben biliyorum. Bir ara yalnız kalalım da anlatacağım sana. Parasını peşin almıştık komiserim. Göremedik nikahı ama çıkmış bunlar. Getireyim dedim. Albümde seçerseniz ulaştıralım. İstemez kardeşim albüm falan. Tamamdır burası. İyi günler komiserim. Vay be. Fotoğraflar ha. Ya. Olmayan düğünün fotoğrafları.
Olmayan deme usta, yarım kalan. Ne biçim iş değil mi ya? Öyle. Kısmet. Ne yapacaksın peki? Selin'le mi? Oğlum başka kim olacak lan? Vallahi üzdük yorduk birbirimiz usta. Tam böyle düze çıktık. Bundan sonra rahatsız dedik böyle. Bir daha, bir daha Allah, bir daha, bir daha. Vazgeçmeyeceksin ama değil mi? Selim bu usta. Yani nasıl vazgeçeyim? Yarın bir oturalım konuşalım diyorum ya. Bir hatırlayalım şöyle. Nerede kaldık, ne yapıyorduk? Böyle olursa kopacağız. Ondan korkuyorum. İyi yaparsın, iyi yaparsın. Konuş bence de. Yapmak zor, yıkmak kolay usta. Aman diyeyim. Yeni dükkanımızı mutlaka beklerim Hüsnü Beyciğim. Ayrıca bugünkü sohbet için de teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek ümidiyle. Dur dur dur, sen göremezsin. Dur dur, yakını ben okuyayım. Ya bırak, ver şunu ya. Yakın gözlüğün yok ya. İyilik de yaramıyor be. Ver şunu ya. Dur, dur diyorum. Yeni dükkanımıza mutlaka beklerim Hüsnü Beyciğim. Ayrıca bugünkü sohbet için de teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek ümidiyle. Vay ustama bak be. Şşş. Yine sen kimlerin gönlünü yaktın başkomiserim? Bir de sen başlama Allah aşkına ya. Sulandırma ya. Magazindeki abla değil mi bu? Hanımefendi çok hoş, çok güzel, yakışır sana. Sen de mi gördün? Ne magazinmiş arkadaş, ne magazinmiş be. Herkes gördü usta. Allah Allah, gurur duyduk seninle, gurur. Duymayın kardeşim, gurur murur duymayın. Bir rahat bırakın beni. Duymayın hiçbir şey. Yeter, yeter. Hayırlı uğurlu olsun Esra'cığım. Çok teşekkür ederim. Bol kazançlar inşallah. Ayağına sağlık. Rica ederim. Babanı göremedik. Yoruldu, tansiyonu çıktı. Onu erken gönderdim eve. Aa, çok geçmiş olsun. Selam söyle babana. Sağ ol. İletirim. Esra Hanım, hayırlı olsun yeni dükkanınız. Zeliha'ydı değil mi? Çok teşekkür ederim. Tanışıyor musunuz siz? Sen karışma Hamza, çekmene bak. Hadi mekanı çek biraz Hamza. Buyurun. İkramlarımızdan tatmak istemez misiniz? Sağ olun, istemeyiz. Tokuz biz. Bizim size bir iki sorumuz olacaktı eğer müsaitseniz. Tabii, zevkle. Semt Magazini ile ilgili ama açıklama yapmak istemezseniz anlayışla karşılarız. Yo, sorabilirsiniz. Buyurun. Hı. Esra Hanım, çay bahçesinde görüntülendiğiniz Hüsnü Çoban'la ilgili desem? Hüsnü Bey çok nazik, çok beyefendi bir insan. Evet. Estağfurullah. Geçen gün başıma gelen talihsiz bir iki olay neticesinde tanıştık. Ama çok sevdim kendisini. Eğer izliyorsa buradan kendisine selamlarımı iletmek istiyorum. Aslında siz de iletebilirsiniz değil mi? Nezle, hayırlı olsun dükkanınız. İyi günler. İyi günler. Kadın alenen çok sevdim dedi. Onu insaniyetinden dedi. Nerenizde dinlediniz? Açık açık yazdı kadın sana baba. Bayağı etkilenmiş senden. Ay bir de matah bir şey olsun. Ya kızım, senin ne işin var dükkan açılışında ha? Ciddi ciddi haberler dururken nereden icap etti? Gör istedim. Öyle yüz verip oturup kalkarsan bu kadınlar yanlış anlıyorlar. Yükseliyorlar. İmam verme bunlara diye gittim, sana özel haber yaptım. Kızım. İyi halt ettin. Ayol çağırsana bir gün üstü gelsin tanışalım. He oldu. Daha neler ya? Başlamayın yine. Niye ayol? Ayol ne var? Yalnızlık Allah'a mahsus. Öyle diye diye neler geldi başımıza. Hala akıllanmadın teyze. Pes artık ya. Aman siz de. Çok nazik, çok beyefendiyim. Vay be. Neymişsin sen işte çoban? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.